Yani Enis bütün kriterlerin üstünde. Başak artık Bülent'e hani bakmaz filan derken. Vallahi ne yalan söyleyeyim Simoş. Bir an gerçekten bocaladım. Yani şu yüzden bocaladım. Acaba öyle gıy 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 konuşurken ben böyle şey mi yapsam, ruhumu teslim mi etsem, yoksa bir 10 dakika daha sabır mı etsem diye gerçekten bocaladım Simoş. İyi o zaman bak, bu ilim kayıtlara geçsin, tamam mı? Ama bir daha Bülent'e sudan sebepler yüzünden böyle kızdığını falan görürsem hakikaten umurumda olmaz yani. Oy benim Simoş'um böyle en büyük kurnazlıklarını sistasına mı saklamış? Hı? Ay çok güzel alalı oldun, çok güzel oldun. Hı? Benim suyu okuldan almaya gideceğim. Hmm. Çiçek de bırak. Ve ben senin yüzünden kendimi maskara ettim yani, maymun ettim. Böyle kocaman kocaman gözlükler taktım. Ama sen bir de orada... Ama sen onu benim suratımı görmeliydin benim onu gördüğümde. Bir de gitmişim böyle o gözlüklerimi almışım onu da... Bak bu sefer yemek de getirmemiş, bizi kıtır kıtır kesecek. İskence edecek bize. Yok hayır, sakın korkma tamam mı? Korkma, korkarsan kokun alır ki dur. Siz niye fısıldaşıyorsunuz? Ayıp değil mi? Ha? Yok, yok Süheyla abla, biz böyle seni görünce şaşırdık o kadar yani ondan. Hadi geçin oturun şuraya. Geçin. Geç. Sen git, sen daha hızlı geçin. Şimdi bana tek tek yanıt verin bakalım. Pelin'le Sinan ne kadardır görüşüyorlar? Başakçığım, cevap Simay'ın yüzünde mi yazıyor? Bana döner misin lütfen? Süheyla abla, ne olur sorma da yalan söylemeyelim. Yani şimdi öyle demeyelim tabii de, inkar da etmeyelim. Belli ki Süheyla abla öğrenmiş. Anlaşıldı, anlaşıldı. Yalnız Simay'cığım, Bengisu hep 6 yaşında kalmayacak biliyorsun değil mi? Büyüyecek, aşık olacak. Gün gelecek, ne seni ne Hakan'ı gözü görecek. Sonra bir bakacaksın, Bengisu için yarattığın o harika dünya gözlerinin önünde yıkılıp gitmiş. Aynen bana olduğu gibi. İşte o zaman anlayacaksın beni. Şimdi değil. Yok yani Süheyla ablacığım, ben seni şimdi de anlıyorum. Hani Pelin için endişeleniyorsun ama gerçekten Sinan düşündüğüm gibi biri değil. Yani evet ya, valla bak şimdi sen o aşçı diye şey yapıyorsun ya. Yani tavuk bulmak nasip olmasın ki, Sinan Pelin'i çok seviyor. Sizin dünyadan haberiniz yok. Sinan evli, evli. Ne? Süheyla ablacığım, hani sana yemin ederim ki Sinan evli falan değil. Nereden biliyorsun Simay? Nüfus müdürlüğünden kontrol mü ettin? Yani Sinan evli olacak, karısı restorana gelmeyecek. Ya adı Rüzgar mıymış, neymiş? Belki arkadaşım diye tanıştırmıştır size. Rüzgar mı? E tamam işte, Rüzgar'ın yakın arkadaşı. Yok, bir de nikahlı karım diye tanıştırsaydı. O zaman nasıl kandıracaktı Pelin'i, ha? Yok, ben daha ilk geldiği zaman anlamıştım. Şuron bir ateş düşmüştü benim. Aa! Hele hele, tam olarak nereye ateş düşmüştü gösterebilir misin Simoş? Burama. Ya Allah Allah, bir de bana tutarsız dersin Simoş. Sen demiyor muydun ya bunlar resmen kanka diye? Tamam yani ben diyordum evet de yani... Neyse, neyse canım, şu an o değil konumuz. Burada önemli bir olay var. Ya siz birbirinizi gaza getiriyorsunuz, yapmayın. Sinan evli falan değil. Ha ya diyelim ki evliyse bile o şeydir... Yapıyorlar ya hani kağıt üstünde Amerika'da oturmak için falan. Neydi o, ay hatırlamıyorum. O zaman niye sakladı Pelin'den? Ha? Niye sakladı? Yok. Yani ben söyleyemem Pelin'e. Yani bir de sen öyle demin dedin Bengüsü'yü düşün falan. Yok, mümkün değil yani. Hiç bana bakma Simoş. Ben de söyleyemem. Ben ağlarım zaten. Kızlar, biz niye Bülent'i aramıyoruz? Hakikaten ya, bak hiç kafa kalmadı bizde. Ya, kalp kalbe karşı olsaymış, bakar mısınız? Başak, bırak o telefonu, sakın açma. Niye? Şimdi sen olanı biteni anlatacaksın, o da gidecek Sinan'a anlatacak da o yüzden. Ay hayır, anlatmaz, ben ona anlatma bu sır dersem anlatmaz. Önce Rıza bir gitsin, getirsin şu Sinan'ı da.
buraya. Nasıl yani? Tam buraya mı? Buraya mı? Tamam, buraya mı? Timoşer'in evine. Canım buraya derken lafın gelişi söylüyorum. Bir zıkkımın yarışması bir şey varmış. Rıza da gitti onun icabına bakmaya. Bunlar benim orada olduğunu biliyorlar mı? Biraz susmazsa öğrenecekler Başbakçam. Siz çok fısıldaşıyorsunuz. Ver o telefonu bana. No. Verir misin telefonu Başakcığım? Verir misin? Tamam. Şimdi hep beraber Pelin'in evine gidiyoruz. Onun seminerden dönmesini bekliyoruz. Sonra oturacağız ve Pelin'e bütün olanı biteni anlatacağız. Evet. Öyle yapacağız. Düşün önüme hadi. Demek ki bilmiyorlarmış. Sus. Allah Allah. Başak da açmıyor telefonu. Canım ne yaptın? Ben bu akşam Pelin'lerde kalacağım da onu söyleyecektim sana. Tamam ben anlatırım evde sana. Canım o telefon. Şimdi Sinan'ın partisine gideceğiz de. Ama merak etme sen erken döneriz. Alo. Alo. Simay. Ya vay arkadaş ya. Ya bari bir lafımı bitirseydim. Ondan sonra haber vermiyorsun diyecek. Of. Net kavga. Yok babacığım yok. Seninle uğraşacak hal yoktur şimdi annemin. Tolga abim terk ettiğinde bile annem Pelin teyzede kalmamıştı. Çok daha ciddi bir şey olması lazım. Orası da öyle. Doğru söylüyorsun babacığım ya. Neyse yarını bekleyeceğiz artık. Hadi. Gel. Lafı da yarıda kaldı Hakan. Ya Bingsu ile ilgili önemli bir şey söylediyse. O da dır 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 dır. Erkek adam bu kadar çok konuşmaz. Yenge, içimde bir boşluk var ya. Bak bu saat olmuş. Başkanımdan hala haber yok. Pelin'den de çıt çıkmadı. Biri bir yerde, öbürü bir yerde. Pelin kendine çıt mı çıkar, başka bir şey mi çıkar bilemeyeceğim artık. Ben birini yollar arabanı aldırırım. Tamam mı? Hadi artık üzme sen de kendini bu kadar. Annemin haberi var mı? Biliyor. Yine en son benim haberim oldu değil mi? Her zamanki saf ben. Senin de bir kabahatin yok ki be çocuğum. O aşçı tek ayak üstünde uyutmuş hepimizi. Sizi de hep üzüyorum. Önce Tolga, şimdi bu. Ya sen düşünme bizi. Hadi. Hadi olur böyle şeyler. Geçer gider. Hadi takma kafanı. Hadi. Her şey olacağına var. Aşçıyı. Bir dur bir sus. Ah siz beraber mi geldiniz? Rıza kongreyi mi bastın yoksa? Yahu bir dur bir sus anlatacağım her şeyi. Anneciğim ben kongrede değildim. Ben bastım. Bastım ama başka yere bastım. O yalancı aşçının yanında bastım. Sen o aşçıyla mı beraberdin? Ha? Aşk olsun size. Biliyordunuz ve söylemediniz bana. O herifin o kadar olayı çıktı halbuki. Pes yani. Siz de mi öğrendiniz evli olduğunu? Ya Pelin'cim ben inanmıyorum öyle olduğuna. Ay Başak nesine inanmıyorsun ya? Adam bildiğin hepimizi kandırmış. Yavrum benim. Nasıl da üzülmüş, nasıl da yıkılmış. Ama değmez çocuğum, değmez bu erkekler için. Değmez. Ay, tamam. Değmez tabii ya. Bak Tolga'dan sonra ne güzel her şey yerli yerini buldu. Bunu da atlatır benim kızım ya. Evet, aynen öyle. Tabii canım öyle öyle. Tabii. Hadi ben istirahate çekiliyorum. Çekil tabii başkanım çekil de sen niye böyle şeyleri bensiz yapıyorsun? Doktor ne dedi? Yürü. Pelin'im iyi misin?
Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.